sınav stresi evet. ve kaygı. Bizler ne yapmalıyız bireyler olarak? Bir de çocuklarımız özgüven kazanması için ne yapmaları gerekiyor? Aslında çocukların özgüven kazanması için en önemli şey aile desteği. Ailenin buradaki tutumu çok önemli. Evet, benim çocuğum başarır, benim çocuğum yeterli hissini aslında yapmalıyız. Çocuğumuzun hatasında da yanında olmamız lazım, yanlışında da yanında olmamız lazım. Ve evet, belli bir sınav süreci geçti, atlattı. Evet, istediği başarıyı elde edemediyse diğer başarı olanaklarını ona sunmalıyız. Çünkü çocuğumuz bizim ve ondan vazgeçemeyiz sonuçta. Ve hani bu vazgeçilecek bir durum da değil, hayat onun hayatı. Ve şuna da değinmek istiyorum. Şimdi üniversite sınav dönemi yaklaşıyor. Bireylerin, öğrencilerin hedefleri var, hayalleri var. Hayalleri doğrultusunda ilerliyorlar ve aileler belli konuda kendi yaşayamadıkları şeyleri çocuklar üzerinde söz hakkı hissediyor. Ama biz çocuklarımızın hedefleri doğrultusunda ilerlemesine ön kapı olmalıyız. Evet. Çünkü onların hayatı, onlar da hayata bir kez geliyorlar ve hani ailelerin yapamadığı şeylere çocuklar neden bu konuda ilerlesinler? Kendi hayat felsefesine göre ilerlesinler. Çünkü bu kısır döngüye denk geliyor ve yarın öbür gün ileride çocuğuna da aynı hataları yapabilir. Aynı şeyleri yapabilir. Bunun önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2 hafta yaklaşık kaldı. Bu sınav döneminde deneme çözmeliler. Hatta mümkün olduğunca sınav zamanına yakın bir şekilde çözmeliler bu denemeleri ki sınava hazırlık olsun bu nokta. Ondan sonraki süreçte denemeyi çözdük, bitti değil. Doğru yanlış olanaklarına bakmalılar. Doğrular ne? Hani hangi konularda başarılıyım ya da yanlışlar ne? Hangi konularda evet yapamıyorum? O konuları tekrar etmeleri gerekiyor kesinlikle. Sonrasında sınav gününden bir gün önce çok önemli. Uyku düzenimize dikkat ediyoruz, yemek düzenimize dikkat ediyoruz zaten ama bir gün önce mümkün olduğu kadar ders çalışmayalım. Biraz dinlenelim çünkü bir senenin yorgunluğu evet. var üzerimizde. Onu dinlendirmemiz lazım. Sevdiğimiz ilgi alanımız neyse ailemizle vakit geçirmemiz lazım. Yürüyüş yapabiliriz ya da bir sahil kenarına gidebiliriz ya da keyif aldığımız her şey neyse onu yapmalıyız. Ama gürültülü bir ortam olmasına dikkat edelim. Çünkü yarın sınav olduğu için ertesi gün bundan dolayı bir sıkıntı çekmeyelim. Sınav anında da şunu yapalım lütfen. Bazı öğrenciler kaygısı yüksek olacaktır. Ya da kaygısı yüksek olmayan öğrenciler bile sınav anında böyle bir afallayabilirler, odaklanma sorunu yaşayabilirler. Bu dönemde deneme kitapçığı geldiğinde sorulara baktığında yapamadığı şey olduğunda ya da yapamayacağım, yetersizim, başarısızım hissettiğinde kesinlikle şunu yapmalı, derin bir nefes almalı, nefes egzersizleri yapmalı kendi içinde ve su olacaktır mutlaka, suyunu içmeli. Ondan sonra diğer yapabildiklerine odaklanmaya başlamalı. Bu tavsiyelerde bulunabilirim. Aileler ne yapmalı o gün? Sınav günü ya da belki bir gün önce onların da yapması gereken şeyler var mı? Nasıl davranmalı? Çocuklarımızla vakit geçirelim. Sınav hakkında çok fazla konuşmamaya özen gösterelim. Çünkü çocuklarımız bu şekilde daha da fazla kaygılanabilirler. Sınav odaklı konuşmayalım. Evet, çocuğumuzun hedeflediği, başardığı neyse. Evet, o noktada zaten çalıştı, çalışmalarını yaptı. Bir gün sonra da sınav. O anı güzel bir şekilde geçirmeye bakalım.